Galatasaray'da Domenech Torrentini defeat Suns. Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmezken Trabzonspor'la puan farkının 22'ye çıkmasının ardından Terim'le yollar ayrılmıştı. Hemen ardından yeni teknik direktör belli olmuştu. Başkan Burak Elmas'ın bizzat görüşerek getirdiği Domenech Torrent göreve başladı. İspanyol hoca ayağının tozuyla idmana da çıktı. Gece gündüz demeden Galatasaray'ın maçlarını izledi ve eksikleri tespit etti. Sarı kırmızılı takım hakkında kaba taslak da olsa bir fikir edinen deneyimli hocanın ilk transfer isteği de belli oldu. Gelen bilgilere göre Torrent orta sahada takımın çok daha hızlı pas yapmasını sağlayacak, oyunun defansif yönünü de eline alabilecek bir isim istedi. Başkan Burak Elmas'ın önüne koyduğu ve açığı kapatması düşünülen ismin Barcelona B takımında forma giyen, zaman zaman A takımına da çalışan Alvaro Sanz olduğu öğrenildi. Domenech Torrent yönetimle 2001 doğumlu Sanz'ın istatistik özellikleri, futbol anlayışı ve Barcelona yönetiminin kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Geçiştirme amaçlı 1,5 yıllığına teklif yapılırsa Barcelona'nın Sanz'ı kiralama ihtimali olduğunu anlattı. Sanz'ın çok ciddi bir geleceği olduğunu iddia eden Torrent, ünlü menajerlik şirketiyle anlaşmasının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Barcelona'nın tüm altyapılarında görev alan Alvaro Sanz, geçen sezon B takıma dahil edildi. Alt ligde 16 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki ön libero, ayrıca La Liga'da bu sezon 2 maçta A takım forması giydi ve bir kez de İspanya Kral Kupası'nda oynadı. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu Yıldız 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nur Çebi'nin Alex Teixeira varken böyle bir hamle yapmayacağı konuşuluyor. Son yıllarda limitler dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un 3 büyüklerinden Talisca'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı, hem de takımın en çok kazanan iki ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin bir hatta iki adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve sarı kırmızılıların Talisca ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakam da 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca ile transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı kırmızılılar Talisca'nın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kapa bildirilecek. Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaraylı taraftarlardan Burak Elmas'a istifa çağrısı. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Ligde kötü gidişin ardından yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştiren Burak Elmas, Terim'in sezon sonuna kadar kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim kurulundan Fatih Terim'le yolların ayrılması kararı çıktı. NEF stadyumunda Fatih Terim'le görüşen Başkan Burak Elmas, görüşme sonrasında bu kararı tecrübeli teknik adama bildirdi. 20 dakika gerçekleşen görüşmenin ardından tecrübeli teknik adam stat'tan ayrıldı. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar Burak Elmas'a tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takımın taraftarları Elmas'ı istifaya çağırdı. Twitter'da Burak Elmas istifa ifadesi kısa süre içinde trend topik olarak ülke gündemine oturdu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da Fatih Terim'e duygusal bir vedada bulundu. Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından genç futbolcu Kerem, deneyimli hocaya sosyal medya hesabından veda etti. Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi.
Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında. Siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz. Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için Rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum. Avrupa basını Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığını manşetlerine taşıdı. Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Fatih Terim'in sarı-kırmızılı ekipten ayrılışı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa basınında ön plana çıkan Fatih Terim haberleri. Marka: Galatasaray'daki kriz efsane Fatih Terim'in 4. dönemine son verdi. İspanyol basınından Marka'da yer alan haberde Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Fatih Terim'in Süper Lig'de 12. sırada bulunan Galatasaray'da kötü gidişata son veremediği için yolların ayrıldığı belirtildi. Bild: Terim Galatasaray'da 4. kez görevden alındı. Alman basınından Bild ayrılığı okuyucularına "Terim Galatasaray'da 4. kez görevden ayrıldı" şeklinde duyururken kulüple efsane teknik direktörün dostane bir şekilde ayrıldığını belirtti. Tutto Mercato: Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi. Teknik adam istifa etti. İtalyan basınından Tutto Mercato'da Fatih Terim'in ayrılığını haberlerine taşıdı. Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. döneminin sona erdiğini ve tecrübeli teknik adamın istifa ettiğini belirten Tutto Mercato, sarı kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansa değindi. De Telegraaf: Galatasaray'daki 4. dönem sona eriyor. Hollanda basınından De Telegraaf, Hollandalı futbolcular Patrick Van Aanholt ve Ryan Babel'in formasını giydiği Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdığını okuyucularına aktardı. Ve son olarak Corriere della Sport: Terim artık Galatasaray'ın teknik direktörü değil. Fatih Terim'den İmparator lakabıyla bahseden İtalyan basınından Corriere della Sport, tecrübeli teknik adamın takımla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini okuyucularına aktardı. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marco Biancosu. Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye başladı. Brezilyalı süper stoper Marco için sürpriz bir talip çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan İngiliz devi Manchester United, Marco'yu kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda tek gol dahi yemeyen tandemini yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde bozma kararı aldı. Bu nedenle de United'ın ilk temaslarda belirttiği 25 milyon euroluk teklifi resmileştirmesi bekleniyor. Marcao daha önce yaptığı açıklamada Brezilya milli takımının formasını giymeyi çok istediğini ve bunun gerçekleşmesinin de en kestirme yolunun dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynamak olduğunu belirtmişti. İngiliz basınından gelen haberlere göre Galatasaray'ımızın 2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde Chavez'e 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Marcao'nun peşinde Manchester United'ın yanı sıra Premier Lig'den 2 kulübün daha olduğu ve bu takımların Sambacı stoper için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.